Evet, yanlış görmediniz. 100 liraya drone mu olur? Selam gençler. Başlıktan da gördüğünüz gibi 100 liraya bir drone aldık ve bu drone'u size tanıtacağız. Drone'un ismi Preo Quadcopter CX003. Böyle isim vermişler. 14 yaş ve üzeri için uygundur demişler. Normal. Özelliklerine gelecek olursak kutunun üstünde de zaten özellikleri yazıyor. Sağlamlaştırılmış gövde diyor. LED uçuş ışıkları, güçlü motor yapısı, stabil uçuş performansı, kırılmaya dayanıklı pervaneler ve headless mode ile kolay geri çağırma diyor. 100 lira için bu özellikler güzel özellikler. Şimdi bir kutudan açalım. Kutu açılış videosu. Oğlum ne açılır? Açılsana. Allah'ım ya. Drone bu arkadaşlar. Kutunun içinden ilk önce şöyle çıkaralım. Bir kumandamız çıkıyor. Kullanmamız için. Bir şarj kablosu çıkıyor arkadaşlar. Fakat bunun prizi yok. Sadece USB kablosuyla normal şeye çıkıyor. Bunun çıkışı da çok farklı yani. Type-C falan değil. Böyle değişik iki tane ince uzun bir şey var. Yani ama neden priz çıkmıyor? Problem yani. Onun dışında 4 tane yedek pervane çıkıyor. 4 yedek pervane. Bir tane de tornavida çıkıyor. Drone'un pervanelerini değiştirebilmemiz için. Bu güzel bir şey düşünülmüş. Bir tane pilimiz çıkıyor. Küçücük bir pil. 400 mAh. Zaten drone'un uçuş süresi 10 dakika gibi bir şey. 10 dakika bile değil hatta. Yani 7-8 dakika falan diyorlar. Bakalım biz kaç dakika havada. Yani havada duruşu 10 dakika falan diyorlar. Biz bakalım kaç dakika uçurabileceğiz. 400 mAh. Çok bayağı dandik bir pil. Yani üstüne bir tane naylon geçirmişler. Şu kablo yani sürekli tak çıkar yaptığınızda kesin kopar yani. Çok emanet duruyor bu burada. Ve yani pilin hiçbir koruma şeyi de yok. Sadece bir tane naylon geçirmişler tepesine, o kadar. Ya bir şey olsa, pil parçalansa, bir şey olsa, yansa ya da ne bileyim atıyorum delinse falan, içinden şeyler aksa, hiçbir koruyucu önlem yok. Bu kadar basit olmamalı. Bunun dışında kablo dediğim gibi çok dandik. Bir de 4 tane ayak geliyor. Drone düşmemesi için. Yani drone tak diye yere vurmaması için ayak koymuşlar 4 tane. Bu ayakları da drone'a monte edeceğiz. Ve bir de drone'umuz geliyor. 2 tane turuncu, 2 tane de siyah pervaneli. Drone'lardan çok aşırı anlamam. Ama şu yanlarına şey koymaları, güvenlik şeyi koymaları güzel olmuş. Pervaneleri koruma amaçlı. Bunun dışında altta bir on off tuşumuz var. Bir tane video çıkış bir şey var ama bunda video şey olmadığı için, kamera falan olmadığı için bu bizi ilgilendirmiyor. Ve burada da bir tane pil yuvası var. Açık konuşmak gerekirse plastik yani tamamen. Ve öyle kutuda yazdığı gibi güçlü gövde falan filan yani... Bu bir yerden bir yere çakılsa kesin elinizde kalır yani, öyle söyleyeyim. Öyle aman aman güçlü falan filan değil. Kimseyi kandırmayalım. Aman aman güçlü falan değil. Bunun dışında pervaneler güzel. Ne anlatıyorsun? Kumandada gördüğünüz gibi tuşlar var. Burada takla atma tuşları var. Gidiş geliş, sağ sol yönler, yön değiştirme, on off tuşumuz var. Bunların ne işe yaradığını bilmiyorum. Sizinle deneyeceğiz, göreceğiz artık. Gelin bir bunları artık monte edelim. Yuvaları var ayakların. Tak. Tak. Drone böyle. Böyle duruyor. Ama yani bu ayaklar hiç sağlam değil. Açık konuşmak gerekirse. Yani şu yükseklikten bırakacağım. Yani drone düşecektir muhtemelen. Tuttu. Ama ikinci de düştü yani, görüyorsunuz. Çok da böyle ayaklar çok dayanıklı değil. Yani sıkıştırdığınız yerde, montelediğiniz yerde çok aman aman durmayacaklardır. Şöyle bir pilini monte edelim. Yuvası da şu arkadaşlar. Yani tamamen plastik içi. Yani bu şey elinizde bile kalabilir. Bunun dışında yuvanın içinde de bir tane güç giriş yeri var. Pilin güç kablosunu oraya takacağız. Kabloyu burada kırıyorsunuz. Kırınca ne olacak? 2-3 defa kırdıktan sonra zaten bu nanayı yer yani. Plastik kalitesi muazzam. Muazzör. Harika. Evet.
Drone açtık. Evet, ledler geldi. Görmüşsünüzdür, aşağıda arkada yanıyor. Kırmızı ve mavi ledler bize sinyal atıyor. Kumandanın da burada pil yeri var. 3 tane pil, büyük kalem pil takıyorsunuz. Ben taktım önceden. Açtım buradan. Tak, algıladı zaten. Kalibrasyon yapmak için tuşu ileri ve geriye yaparsan kalibre oluyor zaten. Ondan sonra drone'u sadece çalıştırmak kalıyor. Kesmesi bari. Gelin bir de dışarıda deneyelim. Şimdi dışarı geldim. Rüzgarlı havada ne kadar yüksekliğe çıkabiliyor? Bunu deneyebilirsek bakalım. Kontrolleri nasıl? Bunları görmek istiyorum. Ve aynı zamanda takla atabiliyor mu? Bu özellikleri sunmuştu. Bunları da görmek istiyorum. Bakalım bize ne tepkiler verecek? Kullanımda göreceğiz. Evet, biraz sabit kalabiliyor. Söylediği gibi bak. Şarjı bitti. Evet, şarj edip geldim. Yarım saatlik bir şarj süresi var. Yarım saat şarj olduktan sonra bir 10 dakika havada kalma süresi var. Şarj ettik, geldik. Şimdi uçuracağız. Özellikleri yapabiliyor mu göreceğiz. Kalibre edelim. Şimdi ilk önce sabit kalmayı deneyeceğim. Yanlışlıkla sabit kalma tuşu yerine takla atma tuşuna bastım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir problem var. Drone sola yatmaya meyilli biraz. Yani birazcık daha sola çekiyor. Neden olduğunu bilmiyorum. Belki ağırlık merkezi birazcık daha sol taraftadır. Ama sola çekiyor. Bunun dışında taklayı güzel atıyor ve yükseliş güzel. Bilmediğim tuşlar var. Onlara basmaya çalışıyorum. Kontrolü çok zor. Gerçekten döndürmek falan çok zor. Bak, her seferinde sola çekiliyor. Hani size demiştim ya 2-3 düşmede çıkar diye. Aynı bu şekil. Bak, çıktı. Yani işte şarjı bitti yine. Yani 10 dakikayı bile aşmadı büyük ihtimal. Burada da dedikleri gibi olmadı. 5-6 dakika falan
kullanabildik. Deneyimimi söyleyeyim. GPS yok. Herhangi bir özelliği yok. Sadece böyle elinize kullanabiliyorsunuz. Kullanması çok zor açıkçası. Yani yön belirlemek ve kullanmak çok zor. Hep sola yatıyor. Sola yattığı için de sürekli sağ şey yapıyorsunuz. Sağ hareket ettiriyorsunuz. Kumandanın bir tuşu hep sağ tarafta kalıyor yani. Sola çevirmeniz için de kumandayı boşa bırakmanız şey yapıyor. Yani hep sola yatıyor. Bu biraz problem. Bunun dışında dediğim gibi çok dandik bir plastik kullanılmış. Dışarıda şimdi bir kere kullanımda tamam ama birkaç kere kullandıktan sonra bu drone pert olur. Açık konuşayım. Sürekli düş. Şu ayaklar çat diye kırılır yani. Bunun dışında bu korumalar olması çok güzel. Az önce çalıya falan da çarptım. Hiçbir problem yaşatmadı. Pervanelerde bir sıkıntı olmadı. Bu korumaların olması güzel olmuş. Plastikler birazcık dandik. Açık konuşacağım. Kumandayı zapt etmek çok zor. Verdiği özellikler de haklılar. Bulunduğum konuma geri gelme, onun dışında işte takla atma, kendi kendine yükselme falan var. Ve güzeller bunlar. Bunlar iyi özellikler. Fakat dediğim gibi yani sonuçta fiyatı da 100 lira. Böyle aman aman özellikler beklemeyin. Kamerası falan filan yok. Bir nevi oyuncak da diyebiliriz. Teknolojik bir alet ama bir nevi oyuncak da diyebiliriz. Dışarıda kullanmaya hiç uygun değil. Rüzgarlı havada çabucak sarsılıyor. Kullanımı da zor zaten. Yani yükseldiğinde falan çok zorlaşıyor kullanımı. Böyle bir şeyi neden alabilirsiniz? Evde oyuncak niyetini alabilirsiniz. Çocuğunuza falan ya da siz işte evde eğlenmek için alabilirsiniz. Bunun dışında çok iyi bir drone alacaksınızdır. Fakat hiç drone kullanmamışsınızdır. Drone kullanmayı öğrenmek için alabilirsiniz. Çünkü alacağınız 2-3 bin liralık drone da eğer kullanmayı bilmiyorsanız o drone'a çok büyük hasarlar verebilirsiniz. Fakat böyle 100 liralık bir şey aldığınızda en azından kılsa da gözünüz arkada kalmaz. Bazı şeyleri öğrenirsiniz, görürsünüz. Ondan sonra aldığınız pahalı drone'u da uygulamaya geçersiniz. Yani 100 liraya bence drone değer. Oyuncak niyetine kullanırsınız. Ha uzaktan kumandalı araba, ha uzaktan kumandalı drone. Benim gözümde bu drone için söylüyorum. Fakat birazcık daha ucuz olabilirmiş. 100 lira yani tamam uygun fiyatı 100 lira için ama birazcık daha da ucuz olabilirmiş. Birazcık daha da ucuz olabilirmiş. Bunun CX005 modeli de var. O da yeşil renkte. Turuncu değil, yeşil renkte. Büyük modeli diye gösteriliyor. Fakat hiçbir özelliği yok bundan artı. Uçuş süresi biraz düşük ama pili de gördünüz. Dandik bir şey. Bu kadar dayandırabiliyor. Yapacak bir şey yok. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video yararlı olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.